Herkese merhaba, ben Fakir Baykurt. Bugün sizlere 1958 yılında yayımlanan Yılanların Öcü adlı eserimin kısa bir özetinden bahsedeceğim. Bu eserdeki olay Burdur'un Yeşilova ilçesinin 80 haneli Karataş köyünde geçiyor. Ve bu eserim toplumcu gerçekçi edebiyat özelliği taşıyor. Haksızlık yapıp ezen ve haksızlığa uğrayıp ezilen toplumsal gerçekliği gözler önüne seriyor. Bu eserim Karataş köyünde yaşayan doğru sözlü, güvenilir birisi olan Karabayram'da annesi Irazcan'ın bir toprak kavgası uğruna verdikleri haklı mücadeleyi konu alır. Bu eserde geçen önemli karakterler şunlardır. Karabayram cesur, güvenilir, mert bir delikanlıdır. Irazca Karabayram'ın annesidir. Haksızlığa boyun eğmeyen, adil, güvenilir bir kadındır. Haceli güçlü tarafında durup insanlara haksızlık yapan bencil, pısırık birisidir. Muhtar, bencil, kendinden başka kimseyi düşünmeyen, menfaat ve para düşkünü birisidir. Duydun mu, muhtar heykel yaptırmak istiyormuş. Nasıl olacakmış o iş? Köylüden para toplayacakmış. Daha geçenlerde para topladı bu muhtar. Köy sandığında para olması lazım canım. Para falan yok demiş. Bu mıhtar çok karaktersiz adam. Parayı da o iç etmiştir. Karabayram her sabah karısı Hatça, oğlu Ahmet ile birlikte kanısına binip köyün dışındaki tarlasına ekip biçmeye giderdi. İşleri geç vakte kadar sürerdi. Annesi Irazca da evde kalıp iki küçük çocuğa bakıp yemek hazırlardı. Hatice, az bir iş kaldı burada. Sen toparlan, yavaş yavaş dönelim köye. Tamam Bayram, pek yoruldum zaten ben de. Haceli, karısı Fatma ve çocukları ile köyün aşağısında, dere kenarında bir evde oturmaktadır. Bundan dolayı ev her daim nemli ve ıslaktır. Artık canına tak diyen Haceli ve karısı Fatma başka bir ev yeri satın almayı düşünürler. Bak Haceli, sana ne diyeceğim? Sen bir ev yeri arıyorsun, öyle değil mi? He muhtar, ne ola ki? Sana bir teklifte bulunacağım Haceli. Ben sana ev yeri için bir arsa bulurum. Sen de yapılacak heykelin parasını ödersin. Ha, ne dersin? Sen daha yeni para toplamamış mıydın köy sandığına? Para ne oldu muhtar? Sen karıştırma orasını şimdi. Köylerden para çıkmayacak, anlaşıldı. Ben sana öyle bir şey düşündüm. Hem senin işin görülür hem de benim. İyi güzel düşünmüşsün da nereden bulacaksın ev yerini? Bu Karabayram'ın evinin karşısı boş arsa, tam da köy meydanı. Oraya yapabilirsin evi. Mis gibi yer muhtar. Ne diyorsun sen? Anlaştık o zaman Haceli. Erken geldiniz Bayram oğlum. Bitirebildiniz mi bari? Bitirdik ama biz de bittik anam. Hatice de ben de pek yorulduk. Hatice ben bebeleri doyurdum. Sen de yatakları ser de bir an evvel yatın dinlenin. Tamam ana, hemen sererim yatakları. Irazca ve oğlu Karabayram'ın evlerinin karşısına bir ev yapılacağından haberleri yoktu. Öğrendiklerinde ise iki taraf için de zor günler başlayacaktı. Haceli, git yarın başla evini yapmaya. Temelini at. Evi hoş diyorsun da muhtar. Benim hevesim kursağımda kalmasın sonra. Biliyorum bir de Algazca var. Beni o deli kadınla uğraştırma muhtar. Hiçbir şey yapamaz Razca. Arkanda kapı gibi ben varım. Haceli, üç kardeşi ve köyden topladığı bir iki kişiyle ev temelini kazar. Bunu fark eden Razca büyük bir çığlık koparır. Kardeş temeli de kazdık çok şükür. Yarın devam ederiz artık Haceli. Vallahi bugün çok yorulduk. Bayram, oğlum, koş, koş. Ne oldu ana, hayırdır, niye bağırdın? Niye olacak, oğlum, görmez misin? Deli Haceli evimizin karşısına ev yapmak için temel kazmış. Gösteririm ben ona şimdi.
Hey Haceli, ne yapıyorsun sen? Ayıp değil mi? Başka yer mi bulamadın ev yapacak? Bana bak Bayram. Sana mı soracağım lan nereye ev yapacağımı? Bak Razya, şu oğluna sahip çık. Yoksa ben ne yapacağımı bilirim. De bakalım ne yapacakmışsın. Benim adım da Irazcaysa sana buraya ev yaptırmam Deli Haceli, bunu böyle bil. Karabayram Haceli ile tartışıp itişir. Irazca oğluna aklındaki planı anlatır. Ana, ne yapmamız lazım de hele, bu Haceli yarın evin temelini atar. Bayram, el ayak çekilince oğlum gidip bu delinin kerpiçlerini kıracağız. Gör bakalım yarın ev yapabiliyor muymuş. Sabah olunca kerpiçlerin başına giden Haceli kerpiçlerin kırıldığını görünce çılgına döner. Ve Irazcan'ın evine koşar. Bağırarak eline bir taş alır ve fırlatır. Taş Karabayram'ın karısının beline denk gelir. Kadıncağız hamiledir ve orada çocuğunu düşürür. Çıkın ulan dışarı. Çıkın çabuk. Kerpiçlerimi siz kırdınız değil mi ulan? Karabayram. Haceli, sana buraya ev yaptırmam dedim. Dinlemedin mi ulan sen beni? Sen görürsün Karabayram. Hesabını soracağım bu yaptıklarınızın. Haceli, Irazca ve Karabayram'ın işini engellediklerini muhtara şikayet edip parasını geri vermesini söylemiştir. Muhtar da buna karşın bir plan yapıp Bayram'ı dövdürtmüştür. Bak muhtar, bu deli Irazca ile oğlu Bayram gece bütün kerpiçlerimi kırmışlar. Ne yapacaksan yap, yoksa paramı geri ver. Sen merak etme Haceli, ben yapacağımı bilirim o Karabayram'a. Sen kim oluyorsun ulen Karabayram he? Gidin başımdan, şimdi de sizi mi gönderdi o korkak Haceli? Haddini bil Bayram. Haceli çok para verdi ev yapılsın diye. Niye engel oluyorsun lan? Muhtarın adamları tarafından dövülen oğlunun halini gören Irazca koşarak muhtara gider ve hesap sorar. Hey muhtar! Çık çabuk dışarı! Muhtar diyorum sana! Ne var be kadın? Ne bağırıyorsun akşam akşam? Ulen karaktersiz muhtar! Sen ne yaptığını sanırsın? Oğlumu adamlarına dövdürdün ha? Git başımdan kadın! Oğlum da rahat dursaydı. Bu iş burada bitmez muhtar. Ben ne yapacağımı bilirim size. Irazca birkaç gün sonra kaymakamın köye geleceğini öğrenir. Kaymakam gelmeden ilçeye gider ve muhtar ile Haceli'yi şikayet eder. Hoş geldin Irazca. Ne oldu, bir derdin mi var? Hoş buldum kaymakam bey oğlum. Derdimiz çok elbet kaymakam oğlum. Muhtar benim oğlumu, bayramımı bir dümenle adamlarına dövdürttü. Haceli'ye benim evin karşısında ev yeri verdi kanunsuzca. Ben karşı gelince de Haceli gelinime arkasından taş fırlattı. Gelinim bebesini düşürdü. Kendisi de ölü gibi yatar kadın gelinim. Muhtar bir de asık uzumuzu çaldı. Sen gelince sana ziyafet verip kesip yedirecekmiş o mendebur. Sen üzülme Razcan. Merak etme, ben bu işi halledeceğim. Yalnız sen de, oğlum Bayram da savcılığa gidip Muhtar'la Haceli hakkında şahit göstererek şikayette bulunun. Unutmayın. Sağ olasın kaymakam oğlum. Allah razı olsun senden. Elbet gideriz savcılığa, unutur muyuz hiç? Hadi kal sağlıcakla. Yılanların ortaya çıktığı zamanlar da gelmiştir. Her yerden çıkan yılanlar Irazcan'ın kız kardeşini sokmuştur. Irazcan'a, Irazcan'a koşun, koşun. Ne oldu Mehmet? Ne bağırıyorsun ulan? Irazcı ana, ninemi yılan soktu, yardım edin. Oy oy, başımıza gelenler. Yine hortladı bu yılanlar. Koş bayramım koş. Tamam ana, hadi. Ah benim bahtsız bacım ah. Bunlar zamanında öldürdüğümüz yılanlardan geriye kalanlar Irazcı sanırsam. Bacım dönüp dolaşıp ölçülerini alıyorlar bizden, baksana.
Yılan yılanken öcünü alıyor bak Kara Bayram, gördün mü? Ya biz de öldüğümüzle mi kalacağız? Elbet öcümüzü alacağız değil mi oğlum? Elbette ana. Bu roman nehir roman özelliği taşımaktadır. Devamı Irazcan'ın Dirliği, Kara Ahmet Destanı adlarıyla bilinir.